ahir zamanın şiddeti arttıkça sevabın şiddeti artar. Evet, senin filmine her giden bir insandan aldığın sevabı bir düşün. Zorluklar içerisinde yapılan çalışmayı bir düşün. Mesela size yapılan baskıyı bir düşünün. Hepsi sevap açısından çok faydalı. Allah razı olsun. Onun için Allah hepimize cennet nasip etsin ve hepsinin başında rızasını. İnşallah. Allah rızasını, rahmetini nasip etsin bizlere. Rızası yeter bize. İnşallah. Rızası yeter inşallah. Cennette cemalullah'la şereflendirsin. İnşallah en zor anlarda en iyi hizmetler yaparak en fazla sevabı almayı nasip etsin Cenab-ı Allah. Zorluklar, çünkü Bediüzzaman bak zorluklar içerisinde sevap aldı. Evet. Yani onun aldığı sevabı şu an birçok kimsen alamaz. Öyle siz dediniz ya işte işinde, gücünde, işte çoluğunda. Nesillik modası işte hocam o zamanlar. Komünizm modası, Bolşeviklerin faşizm modası vardı. Avrupa kasıp kavuruyordu. Evet. İkinci Dünya Savaşı onların başına patladı. Komünistler mi faşistler çıkardı onun savaşı. Deccalların savaşıydı o. Evet. Ama bu ülkeye de dokandırmadı. Onların sayesinde, onun dua sayesinde gelmedi. Kapıya kadar geldi, buraya gelmedi yani. Bulgaristan, Yunanistan yandı. Bu bilmem Karadeniz'in boyları her taraf ama buraya gelmedi. Onlar birbirlerine soktu. O mucize. Deccal savaşı. Tabii o mucize yani. Evet. Bediüzzaman diyor, Risale-i Nur set oldu diyor. Allah'ın evet, izniyle evet, yani bu evet, ateş içerisine Anadolu girmedi diyor. Evet. Maşallah. Hakikaten hayret vericidir. Yani dünya derin devleti Türkiye'nin sokamadı. Savaşa girmesi konusunda bir türlü başarılı olamadı. Yani çok bastırdılar, çok uğraştılar. Hiçbir şekilde girmedi.